Türkiye'nin gündeminde AKP-Öcalan ortaklığında yürütülen anayasa süreci vardı. Erdoğan ısrarla görüşmeleri savundu. CHP cephesine ise açılım kredisiyle yaşanan tartışma damga vurdu. İşçi Partisi'nin 3 büyük ilde gerçekleştirdiği kongrelerde bölünme anayasasına karşı mücadele vurgusu ön plana çıktı. İstanbul Barosu'nun olağanüstü genel kurulunda buluşan binlerce hukukçu da mücadele kararı aldı. Gün içinde yaşanan bütün gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ama önce BDP'nin Nevruz adı altında gerçekleştirdiği mitinglere dönüyoruz. BDP 41 ilde eş zamanlı mitingler düzenledi. Mitingler Öcalan'a özgürlük gösterilerine dönüştü. Mitinglerde Öcalan posterlerinin yanı sıra Şeyh Said ve Said Nursi posterleri de açıldı. BDP'liler gittikleri illerde tepkiyle karşılandı. Polisin hedefinde ise Öcalan posteri açanlar değil, Türk bayrağı açanlar vardı. 30 bin şehit verdik. Ben bu bayrağı cebimden çıkaramıyorum. Alın size açılım. BDP'liler Nevruz adı altında gerçekleştirdikleri mitinglerde böyle karşılandı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hükümet desteğiyle BDP tarafından düzenlenen Nevruz mitingleri Abdullah Öcalan'a özgürlük mitinglerine dönüştü. BDP'nin 41 il 88 ilçede aynı anda gerçekleştirdiği Nevruz kutlamaları pek çok ilde tepkiyle karşılandı. Bunları kolluyorsunuz ama. Abi kollamak zorundayız. Bak kollamak zorundayız. Mitingler İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda, Ankara'da Kolej Meydanı'nda, İzmir'in Buca ilçesinde ve Anadolu'daki pek çok ilde gerçekleştirildi. Mitinglerde Öcalan'a özgürlük, Kürtlere statü ve Abdullah Öcalan'a özgürlük yazılı pankartlar yer aldı. Öcalan posterlerinin yanı sıra Şeyh Said, Saidi Nursi ve Seyit Rıza posterleri de taşındı. Yüzlerini maskeler ve puşilerle kapatan kişiler Abdullah Öcalan posteri açtı. Hükümetin yürüttüğü açılım çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu manzara pek çok ilde tepkiyle karşılandı. Polis cebimdeki bayrağı çıkarttırmıyor. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Ben bu bayrağı cebimden çıkaramıyorum. Yurttaşlar BDP'lilere eylemlerle tepki gösterdi. Aynı şehidimizin kanına girdiler. Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla Öcalan'a özgürlük mitingini protesto etti. Mustafa Kemal'in askerleri. Kocaeli'de ve Sakarya'da ise mitingleri protesto eden onlarca kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlu Türk'üm diyene, mutlu Türk'üm diyene. Erzurum'da çıkan taşlı sopalı olaylar nedeniyle kent adeta savaş alanına döndü. Bursa'da polisler mitinge gelen çocuklara balon dağıttı. Tanımadı okulu. Polis mitinglerde Öcalan posteri ve PKK bayrakları açanlara değil, bu manzaraya Türk bayraklarıyla tepki gösterenlere müdahale etti. Hayır, çok iyi tanımadı okulu. Dağdaki terörist bizim polisimizi, bizim askerimizi şehit ediyor.